Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Mehmet Bakırcı hocam bize Allah'ın kitabından Bakara suresini anlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacağınız üzere Beni İsrail dediğimiz İsrail oğullarıyla ilgili konuya başladık ve onların başından geçen olaylar epeyce uzun sürüyor. Belki 100 ayetten fazla onlardan bahsedeceğiz. Ve en son kaldığımız ayeti geçen hafta biraz acele geçmiştik. Son dakikaya geldiği için. Şimdi ondan başlayıp 48. ayetten inşallah devam edeceğiz. Bu ayette Allah-u Teala şefaatle ilgili bize bir hükümden bahsediyor. Tabi İsrailoğullarına pek çok peygamberler gelmiş. Onlar diyorlar ki eğer kıyamet günü biz hesap kitap görülür de cehenneme gidecek olursak bile o peygamberler bize şefaat eder. Veyahut parayla, pulla fidye veririz, biz kendimizi kurtarırız şeklinde bir iddiaları, bir vehimleri var. Ama acaba bu doğru mu değil mi? İşte Rabbimiz onun cevabını verecek. Ondan sonra da Firavun'un İsrailoğullarına yaptığı zulümlerle ilgili bir takım ayetler gelecek. İnşallah hocam bunları bize anlatacak. Biz de güzelce anlamaya çalışacağız. Evet hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bettaku yevmen la teczi nefsun an nefsin şey'a ve la yukbelu minha şefaatun ve la yukhadu minha adlun ve la hum yunsarun. Rabbimiz Teala bu ayeti önce Medine-i Münevvere'de bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu şehirde yaşayan İsrailoğullarının Yahudileşen kesimine indirdi ve söyledi. Şüphesiz o gün onlara söylenen söz aynı zamanda yine Medine-i Münevver'de bulunan Müslüman olmayan kimselere de Yahudi ve Müslüman değil, Hristiyan da değil olmayan kimselere de sesleniyordu. Ve yine kıyamete kadar bütün dünya insanlığına Rabbimiz Teala hem Müslümanlara hem Müslüman olmayanlara bu uyarı yapıyordu. Acaba uyarı ne? Rabbim buyurur. Bir günden sakının. Bir günü unutmayın. O güne göre, o güne göre yaşayın. Çünkü o gün geldiğinde cehennemlik olanlara, cehennem görevlisi olan melekler diyecekler ki size bugününüzü hatırlatan, sizi bugünle uyaran, içinizden bir elçi, bir peygamber gelmedi mi de buraya geldiniz diyecekler. İşte biz de bugün ve duyurabildiğimiz bütün insanlık, şimdiden aklımızı başımıza alalım da, o gün meleklerin ne işiniz vardı da buraya geldiniz sözünün karşısında biz olmayalım. O günle ilgili ne diyor Rabbim? Yani mahşer günü, hesap günü, hesabın, terazinin, mizanın, tartının, sıratın var olduğu ve hakim ve malikin Allah olduğu bir gün. O gün la teczi nefsün an nefsin şeye. Hiçbir nefis bir başka nefisten nefse ulaşacak olan azabı ya da sıkıntıları giderecek değildir. Yarın Allah bizi korusun, Müslüman olmadan herhangi bir kimse cehenneme giderse, kendisinin cehenneme gitmesine neden olan kimselere yalvarıp yakaracak. Ne olur bak biz sizin sebebinizle cehennemlik olduk diyecekler. Bizi buradan kurtar. Bunu şeytana da diyecek insanlar, kendi aralarında birbirlerini saptıran küfrün öncülerine ve birbirlerini takip eden kesim de küfrün öncülerinden aynı söze benzer sözler duyacaklar. Hatta bugün de itibaren bu sözü gündeme alacak olursak diyorlar ki Müslüman olmayanlar. Ankebut suresi ayet 12. Ve kâlellezine keferu. Kafirler diyorlar ki kime? Lillezine amenu. İman edenlere bugün ittebi'u sebilena, gelin bizim yolumuza tabi olun,
bizimle beraber olun, bizim dinimize girin. Vel nehmil hatayaküm, biz sizin hatalarınızı yükleniriz. Yani sizi cehennemden kurtarırız diyorlar. Halbuki Allahu Teala diyor ki ve mahum bi hamiline min hataya hatayahum min şeyin. Onların hatalarından hiçbir şekilde hiçbir yükü kaldıramazlar. İnnehum lekadibun, onlar yalan söylüyorlar. Üstelik bele yahmilunne etkalehum, kendi günahlarını yüklendikleri gibi ve etkalen mea itkalihim, saptırdıkları kimselerin günahlarını da yüklenirler. Vele yüselünne yevmel kıyame amma kânu yefterun, uydurduklarından dolayı kıyamet günü hesaba çekilirler. Yani buradan öğreniyoruz ki yarın hiçbir kimse gel bugün benim dinime gir, bana tabi ol, benim sistemime göre yaşa, yarın ben seni kıyamette mahşerde kurtarırım sözü boş. Ve Allah da diyor ki hiçbir kimse kimsenin yükünü, günahını yüklenemez, kimse kimseyi cehennemden kurtaramaz. 2. Bela yukbelu minha şefaatun, hiçbir kimseden şefaat kabul edilmez. Orada tek hakim, tek malik Allah. Tek bağışlama yetkisi olan da Allah. Bunu Rabbimiz Teala Zümer suresinde kul lillahi şefaatü cemia diye de ifade ediyor. Kul lillahi şefaatü cemia. Bakayım o ayet-i kerimeyi de bulayım inşallah. Kul lillahi şefaatü cemia. Yani de ki şefaat, bağışlama yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Bütünüyle Allah'a aittir. Dolayısıyla yarın hiçbir kimse birilerine ben sığınırım, bağlanırım da onlar beni kurtarır deme hakkına da sahip değil. Zaten böyle bir yetki de kimseye verilmemiştir. Hiçbir kafirin, Allah'tan başkasına kul olan bir kimsenin birilerinin bağışlamasıyla, şefaatiyle tanrılarının kabul ettikleri güç ve kuvvet sahiplerinin bağışlamasıyla kurtulma yetkileri de yok, hakları da yok. Fakat yine bu kitap, bu Kur'an Müslümanların kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar, mifkale zerre diyor Allahu Teala. Nisa suresinde Allahu Teala zerre ağırlığında haksızlık yapmaz. Kalbinde şirksiz, Allah'a yetki sınırlaması getirmeden samimi bir şekilde iman ederek öteki dünyaya giden kimselerin en günahkarından az günahına, başlangıcından sonuna kadar bütün Müslümanlar için Allahu Teala bu şefaat müessesesini işletecektir. Önce Peygamber Aleyhisselamlara, sonra dilediği kimselere, dilediği istediği kimselerin Allah belirleyecek kim şefaat yetkisindedir. Allah belirleyecek şefaat yetkisini verdiği kimselerin kimleri cehennemden kurtaracağına yine Allah karar verecek ve böylece o gün mahşerde cehennemlik olan ya olmadan daha ya da olan Müslümanların cehennemden kurtuluşu için Allahu Teala kendi kullarından bazı Müslümanları ki özellikle başta peygamberler ve seçtiği kimseler ki onu Allah'tan başka kimse bilmez ve peygamberlerin de kimlere şefaat edeceğini yine şefaat edecek kimselerin de kimlere şefaat edeceğini yine Allah bilir ama bu müessese işleyecek ve Allahu Teala Müslümanları onore edecektir. Hocam burada şöyle soru sorsak. Buyurun. Şefaat var mı yok mu dediğim zaman sanki ben şöyle anlıyorum, yanlış mı? Hem var hem yok. Kime yok? Kafir olarak ölenlere, cehennemi hak etmiş ebedi inkarcı olanlara şefaat geçmeyecek. Peygamber, melek, kitap hiçbir şey kimsenin onlara fayda sağlamayacak. Ama bir Müslüman inanmış, belki günahkar olabilir. Hasbelkadir, günah işlemiştir. Cehennemi hak etmiştir. O da bir müddet yanması gerekiyor. Onlar için şefaat hakkı Allah tanıyacak. Allah'ın izniyle, Allah'ın izin verdiği kimseler, peygamberler, melekler, kitaplar, ameller bir şekilde ona şefaatten fayda sağlayacak. Evet. Yani bu sorunun cevabı hem var hem yok. Adamına göre değişiyor yani. Müslümanlar için kafire var, şefaat yok, Müslümanlara şefaat var. Evet. Sonuçta peygamberimiz buyurmuş değil mi? Benim şefaatim ümmetimin günahkarlarınadır, büyük günah işleyenlere diye. Herkesedir. Herkesededir. Çok. Doğru.
Hadisler çok. O zaman bunu böylece anlayalım. Bazen şefaat yok deyip noktaya koymak yok, yanlış hocam, olur. İyi yani. Oldu elhamdülillah. Şefaat tamam. Var aslında. Müslümanlar için var. Var. Müslüman olmayanlar için yok. Yok. Tamam. Atamız Nuh aleyhisselam kafir olan oğluna şefaat edemeyecek. Doğru. Atamız İbrahim aleyhisselam babasına şefaat edemeyecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasına şefaat edemeyecek. Hatta diyor ya, kızım Fatıma babam peygamber diye güvenme diyor. Ama Müslüman olanların da günahkarlarını da, az günah işleyene de çok günah işleyene de şefaat hatta var. İbrahim aleyhisselam ben istiğfar edeceğim dediği halde babasına Allah-u Teala yasaklıyor değil mi? Eyvallah. Edemesin der. Allah razı olsun. İş kolaylaştı. Tamam. Ve la yu'hadu minha adun. Ve bu sefer Rabbim diyor ki o gün mahşer günü kimseden fidye kabul edilmeyecek. Kimseden fidye kabul edilmeyecek. Yani birileri ben o gün Allah'a bir fidye öderim. Ödediğim fidye ile cehennemden kurtulurum deme hakkına da sahip değil. Nasıl? Ali İmran suresinde bir ayet, yarın cehennemlik olan bir kimse dünya kadar altını olsa onu fidye verip kurtulmak isteyecek, kurtulamayacak. 2. Yunus suresinde bir ayet, yarın cehennemlik olan bir kimse bütün dünya onun olsa onu fidye verip kurtulmak isteyecek, kurtulamayacak. 3. Maide, Zümer ve Ra'd suresinde bir ayet, yarın cehennemlik olan bir kimse bir dünya ve bir benzeri misli daha iki dünyanın sahibi olsa onu fidye verip kurtulmak isteyecek, kurtulamayacak. Ve 4. Ma'arif suresi, cehennemlik olan bir kimse yarın mahşerde cehennemden kurtulmak için anasını, babasını, aşiretini, kavmini, kardeşini, karısını, kocasını, onu, kızını ve men fil ardı cemiyan, yeryüzündekilerin tamamı onun kulu kölesi olmuş olsa ve men fil ardı cemiyan, diyelim ki farz edelim 8 milyar insan bugün bir adamın kulu kölesi, onu ilahlaştırmış, onun adına yaşıyor, onu fidye verip hepsini ya Rabbi bundan hepsi yansın da cehennemlik olsa ben kurtulayım diyecek ama kurtulamayacak. O gün hiçbir kimseden de fidye kabul edilmeyecek. O günün cehenneminden kurtulma fidyesine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü, Allah ve rasulü, bu sözü nasıl söylememizi istiyorsa, bu söze nasıl inanmamızı istiyorsa öylece bir söz söylemek ve öylece inanmak insanı cehennemden kurtaracak. Hocam bir başka ayette de şöyle diyor biliyorsunuz. Yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün mal, mülk, evlat fayda sağlamayacak. Ancak iman etmiş bir kalple gittiyse Allah'a o geçer akça orada. O kadar. Yine Ebu Leheb'le ilgili hepimizin bildiği sure. Ma ağna anhu maluhu ve ma kesep. Onun kazandığı parası, pulu, evladı, aşireti, akrabası fayda sağlamayacak. Seyasla naran zatele hep ateşe girecek, yaslanacak diyor. O zaman iman, yani geçer akça iman, ona sahip olmamız lazım. Para, pul, aşiret, akraba, fidye, hiçbirisi geçmez o gün ya. Allah korusun. Ve lahum yunsarun, kimseye de yardım edilmeyecek. Yani o gün zaten kimsenin kimseye yardım edecek gücü de yok. Bütün insanlar üzerlerinde bir elbise bile olmadan mahşer yerine çıkacağız, dirileceğiz. Ekonomik güçlerimiz dünyada kaldı. Siyasal güçlerimiz dünyada kaldı. Aşiret, kavim, kabile gücümüz dünyada kaldı. Her şeyimiz dünyada bitti. Orada Allah buyurur, Efendimiz anlatır. Anamızdan nasıl dünyaya gelmişsek Allah'ın huzurunda öylece yerimizi alacağız. Kim kime yardım edebilir ki? Kimsenin kendine hayrı yok ki başkasına hayrı olsun. İşte o günü hatırlatır Rabbim, der ki bakınız. O gün nasıl hakim bensem, o gün nasıl melik bensem, o gün sizin hakkınızda nasıl kararı ben vereceksem, geliniz bugün o günkü yetkilerim de aynen bugün geçerlidir. Bugün de size malik benim, bugün de size hakim benim, bugün de Rabbiniz benim, bugün de vekiliniz benim
benim istediğim bir hayata boyun eğin. Tekrar ey İsrailoğulları, Yahudileşen kullarım diyor Rabbim onlara, gelin tekrar aziz ve şerefli bir hayata kavuşun. Ve siz bugün ey Müslümanlar, aynen Yahudilerin ve Hristiyanların zillet ve meskenete düştüğü gibi bugün de zelil, aşağılanmış bir konumda olan Müslümanlar diyor bu ayet-i kerime. Bugünü tekrar gündeminize alın. Bugünü hatırlayın. Unutmayın. O güne göre yaşayın. Tekrar Rabbiniz size daha önce atalarınıza Davud, Süleyman ve ondan önce Yusuf ve sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sonra diğer peygamber aleyhisselamı takip eden o Raşid halifeler dönemi ve sonra Müslümanlarla nasıl şerefli bir hayatı Müslümanlara yaşatmışsa size de şerefli bir hayatı tekrar yaşatır. Sonunda da Rabbiniz sizi cennete götürür diyor Rabbimiz hepimize. Şimdi ve neceynâküm min âli firavun yesûmûneküm suel azâb yüzebbihûne ebnâküm ve yestahyûne nisâeküm diyor Rabbimiz Teala. O gün yine tekrar ediyorum, Kur'an indiği dönem bir peygamber beklentisiyle, ki Musa aleyhisselam haber vermişti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini. Yanlış hatırlamıyorsam Mekke dağlarının bir ismi Faran dağları. Faran dağlarından bir peygamberin çıkacağını ve Medine'ye, yani Yesrib'e göç edeceğini, hicret edeceğini o günkü ve bugünkü Yahudiler de biliyor. Ayrıca İsa aleyhisselam Ahmet isimli bir peygamber, ki o da Muhammed aleyhisselatü vesselamın diğer bir ismidir. O da insanlara bu müjdeyi verdi. Bak Ahmet gelecek dedi. Benim eksik bıraktıklarımı tamamlayacak dedi. Ona tabi olun dedi. O günkü Yahudiler de, o günkü Hristiyanlar da, bugünkü Yahudiler de, bugünkü Hristiyanlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesini Tevrat'tan ve İncil'den almış oluyorlar. Hatta o gün Medine'ye, Hayber'e, Fedek arazilerine, İsrail topraklarından, aleyhisselamın yaşadığı Filistin topraklarından Allah-u Teala'nın rızasını aramak üzere bu tarafa, yani Medine'ye göç etmelerinin nedeni de Yahudilerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez ona iman ederiz, tekrar eski özgürlük dönemlerimize, izzet ve şeref dönemimize kavuşuruz diye geldiler. Fakat Muhammed aleyhisselatü vesselam Mekke'de çıktı, peygamber oldu. 13 yıl peygamberliği Mekke'de devam etti. İşin garibi, Efendimiz aleyhisselatü vesselama hemen inanmaları gerekirken Medine'deki daha uzaktaydılar. Mekkelilerle işbirliği içinde olan Yahudiler Efendimiz'e özellikle inanmamakta direttiler. Her neyse, zaten uzaktalar gibiydi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Medine'ye geldi. Bu sefer iç içe bir hayat yaşamaya başladılar. Medine'de Efendimiz daha gelmeden Allah kendisinden razı olsun Mus'ab bin Umeyr'in çabalarıyla bir topluluk Müslüman oldu. Evs ve Hazreç kabilelerinden, yani daha önce Mekkeliler gibi putlara tapan Amr bin Luhay'la beraber Arap dünyasının Hübel'le birlikte yeni tanıştığı sisteme evet diyen, ki o sistemin bugünkü ismi demokrasiye çok aynısıyla benziyor. Çünkü Hübel Şam'dan geldi. Şam'a Hübel'i sokan hakim güç de Roma'ydı. Biliyorsunuz Roma'da bugünkü modern dünyanın örnek aldığı demokrat liberal bir felsefenin örnek bir devletidir, toplumudur. Yunan'la birlikte. Bazıları hala o sisteme iman ediyordu. Kabul etmediler İslam'ı. Yahudiler ve eski dinlerini devam ettiren Araplar ve Müslümanlar olmak üzere üçlü bir toplum Medine'de yaşamaya başladılar.
Yahudiler peygamberimizi bekledikleri halde kabul etmediler. Ama Rabbimiz Teala onları uyarmaya devam etti. İşte şimdi o uyarılar o gün Medine'deki Yahudilere, dünyadaki Yahudileredir ve bu arada Hristiyanlara. Ama bugün bu uyarılar, bu ayetler sadece Yahudi ve Hristiyan dünyaya değil, aynen onların konumunda olan biz Müslümanlara inmiş durumda. Acaba Rabbim o günkü Yahudi ve Hristiyan dünyaya ne dedi? Bugün bize ne diyor? Okumaya çalışalım inşallahü teala. Diyor ki Rabbim, ve iz neccenâküm min âli firavun. Hatırlayın, biz sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Burada sizi dedikleri Medine'deki Yahudiler. Ama Firavun ailesinden kurtardıkları belki 2000 yıl önce Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinde, rehberliğinde bunların atalarını kurtarmıştı. Ama aynen onlar da onlardan sayılır. Şimdi bize de sizi kurtarmıştık derken bize de aynı sözü söylüyor. Evet, biz ta 4000 yıl önce Mısır'da yaşayan kimselerden değiliz. 4000 yıl önce Allahu Teala'nın Mısır'da özgürleştirdiği kimselerden de değiliz. Ama biz onların neslinden olunca Rabbim bize de sesleniyor. Aynen Yahudilere seslendiği gibi. Ne yapmış Rabbim? Ne etmiş? Ve bu ayeti kerime okuduğumuz zaman şunu da göreceğiz ki bugün dünya Müslümanlar için çok çok müjdeli bir ayet-i kerime bu. Nasıl müjdeli bir ayeti? Allahu Teala İsrail oğullarını Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam ve 12 kardeşinin, 11 kardeşinin oluşturduğu bir kavimdir biliyorsunuz İsrail oğulları. Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da melik olması nedeniyle kıtlık yıllarını da Rabbim sebep kıldı. Yakup Aleyhisselam'ın 11 oğlu, gelinleri, torunlarıyla beraber, hanımlarıyla beraber hepsi Mısır'a göç ettiler. Allah'ın takdiri böyle oldu. Mısır'da uzun dönem Müslümanlar Yusuf Aleyhisselam'ın mülkünü yani melikliğini devam ettirdiler. Yani Allahu Teala Yusuf Aleyhisselam'la başlayan Mısır'daki Müslüman melikliği devleti 200 yıl kadar devam ettirdi. Kur'an-ı Kerim'de bu 200 yılı bulamıyoruz. Diğer tarihlerden bilebildiğimiz kadarıyla. Peki bu melikliğin 200 yıl kadar yani uzun bir dönem devam ettiğini, Müslümanlarda devam ettiğini nereden öğreniyoruz? Maide suresinde Allahu Teala bu olaydan sonra Müslümanlar Sina çölüne çıkıp Firavun boğulduktan sonra özgürleştiler ya. Allah-u Teala o özgürleşen Müslümanlara Filistin topraklarını vaat etmişti. Yani etrafını bereketli kıldığımız topraklar dediği Filistin'i. Bir anlamda Fırat'la Nil arası bugünkü Antep, Urfa'dan Mekke'ye kadarki coğrafyayı atamız İbrahim Aleyhisselam'ın gezip dolaştığı yurtları ve Filistin'i temel alıp etrafını bereketli kıldığımız dediği toprakları Rabbim Müslümanlara vaat etti. Musa Aleyhisselam bu emri Müslümanlara şöyle söyledi. Bak Allahu Teala bize bir savaş emri veriyor. Bize bu toprakları vaat etti. Gelin Allah yolunda savaşalım diyecekler ama diyor ki Ve gâle Musa li kavmi 20. ayet Maide suresi Ya kavmi üzkuru ey kavmim gündeme alın hatırlayın nimetallahi aleyküm Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın ircale fiküm enbiyae sizin aranızdan peygamberler seçtim demek ki Yusuf aleyhisselamla Musa aleyhisselam arasında İsrail oğullarından peygamber var ircale fiküm enbiyae ve cealeküm mülüke ve sizi melikler kıldı. Hem peygamber hem melik. İkisi de var ya. Melik de var. Melikler de var. Yani toplum özgür ve devlete hakim. Ama işlerinde peygamberler de var. Hem meliklik var hem peygamberlik var.
ve ataküm ma lem yu'ti ademin el alemin. Alemlerden o güne kadar kimseye vermediğini Allah size verdi diyor. Buradan öğreniyoruz ki Müslümanlar Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın devletini devam ettirdiler. Ama belli bir dönem geldi. Yine az çok öğrenebildiğimiz kadar tarihler ne kadar doğru ifade ediyorsa net ayetlerde hadislerde yok. Bundan dolayı diyorum. 200 yıl kadar sonra tekrar Mısır devleti Firavunlar isimli bir sülalenin yönetimine geçti. Yusuf Aleyhisselam döneminde meliklik var ve özgürlüklerini kaybettikten sonra Mısır'da hakim yönetim Firavunlar. Ramses falan bilirsiniz, az çok duymuşsunuzdur bunlar. Firavun'un iktidara gelmesiyle birlikte Müslümanlar özgürlüklerini kaybettiler. Acımasız bir acı azabın içinde kendilerini buldular. 200 yıl korkunç ve sıkıntılı diye korkunç ve sıkıntılı diyebileceğimiz bir gün yaşadılar, seneler yaşadılar, asırlar yaşadılar. Ve nihayet bu arada şunu da hatırlatayım. Bugünkü biz Müslümanlarla da zaten ilgi kurarak anlatacağım. Biliyorsunuz bugün Müslümanların en büyük problemi ümitsizliktir. 100 yıldır biz de aynen Mısır'daki Müslümanların Firavunlar karşısında ezikliği gibi 100 yıldır bugün dünya Müslümanları bir eziklik içinde. Nasıl bir eziklik içinde olduğunu bu ayetten anlatacağım inşallah. Ve işin garibi bu eziklik bizi aşağılık kompleksine de götürdü ve dünya Müslümanlarını ezen hakim güçler karşısında biz onlara karşı saygınız ve onları üstün, medeni, akıllı, modern diye özelliklerle de kabul ediyoruz. Bu bizim için gerçekten büyük bir zillet ve meskenet. O gün Müslümanlar da, İsrailoğullar da aynen böyle zillet ve meskeneti yaşıyorlardı. Ve işin en enteresan yanı, bugün yine İslam dünyasında özgürlük arayışı içinde olan Müslümanlar var. Yani biz bugün bize egemen olan dünyanın dininden değiliz. Biz Müslümanız, tekrar Allah'ın istediği bir dine, bir hayata tekrar kavuşacağız ümidi yaşayan ve bunu da gündeme getiren dünyada Müslümanlar var. O gün İsrailoğullarının arasında 200 yıllık dönemde bu şekil bir çabanın olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bilmiyorum ben. Bak biz çok ümitsiz ama gerçekten bugün dünyada bir çaba var. Ve bugünkü çaba, dünyadaki Müslümanların çabası da zaten dünyaya egemen güçler için tek tehlikenin İslam olduğu konusunda da onları tedirgin ediyor. Dünya üzerinde bugün dünyaya hakim olan sistemler karşısında İslam'dan başka bir tehlike yok. Bütün dünya Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Budistiyle, Konfüçyüsüyle, hatta sosyalist ve Marksist dünyasıyla birlikte bugün dünyaya egemen olan liberal, kapitalist, demokrat felsefe dediğimiz Avrupa ve Amerika'nın temsil ettiği dünya karşısında Allah'ın dini olan İslam'ın ve Müslümanların eksik yüksek çabasının karşısında hiçbir karşı duruş yok. Dünyada bugünkü dünya sistemine karşı tek karşı duruş Müslümanlarındır. İyi kötü bu Müslümanlar. Günahı da var, sevabı da var ama biz bu dünya sistemini kabul etmiyoruz ve biz Müslümanız diyen Yahudilerin işbirliği içinde olduğu, Hristiyanların tamamen teslim olduğu, çok az sayıda Müslüman, Hristiyan ve Yahudi dünya varsa ki onlar da bizim belki Müslümanların sayısal azlığı gibi bir azınlık da bilmiyorum. Veya Budist, Konfüçyüs dünyada da var mı bunlar bilmiyorum ama ne Marksist dünya, ne Sosyalist dünyada, ne de diğer dinlerin ve felsefelerin var olduğu dünyada hatırı sayılır. Bugünkü dünya sisteminin karşısında duracak kimse yok. Bak Rabbim, bugün Müslümanlara bu ayet-i kerime ne diyor? İsrailoğulları 200 yıldır hiçbir çaba içinde değilken, bulundukları hayatı kabullenmede tamam demişken, artık bizim kaderimiz budur, başımızdaki efendilerimiz, Firavun efendimiz ne derse biz ona boyun eğeriz demelerine rağmen
Allahu Teala aralarından birini peygamber seçti. Seçtiği peygamber Musa Aleyhisselam oldu. Yardımcısı kardeşi Harun Aleyhisselam diğer peygamber oldu. Ve Allah bu iki peygamberin çabasıyla, uğraşıyla ve Allah'ın hidayetiyle 40 yıl sonra peygamber olduğu günden 40 yıl sonra Allahu Teala Müslümanları özgürleştirdi. Bu bilgiler, Kur'an'daki bu bilgiler bize de diyor ki size de Allahu Teala bir kurtarıcı gönderir. Tekrar siz Allah'ın elçilerinin yoluna dönersiniz. Öldürdüğünüz peygamberleri diriltirsiniz. Reddettiğiniz, kabul etmediğiniz ayetleri inkar edersiniz. İnkar ettiğiniz ayetlere iman edersiniz. Allah'ın karşısında bu olmaz, bizim dediğimiz olur dediğiniz konularda da Allah'la barışırsınız. O zaman tekrar biz Musa Aleyhisselam döneminde İsrailoğullarına özgürlük, izzet ve şeref verdiğimiz gibi siz ey bugünkü Müslümanlar diyor Rabbim, size de özgürlük, izzet, şeref veririz diyor bu ayet-i kerimelerle. Yani hocam Allah Teala bize ümit aşılıyor değil mi? Evet. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz diyor. Evet. Hani karanlığın en şiddetli olduğu an sabahın en yakın olduğu an. Karanlık şiddetliyor ama arkasından güneş doğup sabah meydana geliyor. Şu anda biz öldük, bittik, mahvolduk, adam olmaz, ayağa kalkmayız diye düşünceye kapılırsak bu tamamen yanlış. Belki öyle olduğumuz son dakikada evet, Allah bir imdat ile bizi tekrar ayağa kaldıracak. Tarihte örneği yaşanmış, şimdi yaşar demek istiyorsun değil mi? Evet. Allah razı olsun. Bak ne diyor Rabbim? O günkü Yahudilere. Hatırlayın bak, Firavun ailesinden, Firavun egemenliğinden, Firavun'un bugünkü karşılığı dünya devletidir. Yani Firavun melik, padişah, sultan, devlet başkanı, başka her ülkede Kisra, Kayseri gibi. Zaten bu bir şahsın ismi değil. O değil. Sistemin adı bir değil sistemin mi? Adı. Aynen şimdiki sistemin adı. Evet, Firavun değil de başka bir şey olabilir. Evet, sistem var burada konuştuğumuz. Ne yapıyormuş o Müslümanlara? Yesumuneküm su'el adab. Azabın en kötüsünü tattırıyordu. Yudebbihune ebnaküm. Oğullarınızı öldürüyordu. Soykırım yapıyordu. Ve yestahyune nisaküm. Kadınlarınıza hayat veriyordu, özgürlük veriyordu ama onların da iffet, namus ve hayatını bitiriyordu. Burada üç şey sayıyor Rabbim. Başka ayetlerde de aynen bunu tekrar ediyor. Saydıklarını biz anlamaya çalışalım. Yesumuneküm su'el adab. Azabın en kötüsü. Genelde Müslümanlar bu konuda şunları söylerler. İşte biliyorsunuz Mısır'da piramitler var. Büyük kral mezarları veya yapıtlar. Allah-u Teala zil evtad diye Firavun da anlatıyor. Onları Müslümanlara yaptırdığı söyleniyor. Tabii köleleştirilmiş, ezilmiş Müslümanlar. Tarlalarda işleri yapanlar Müslümanlar. Sanayide işleri yapan Müslümanlar. Bürokratik işleri yapan Müslümanlar. Yani ülkenin yükünü çeken Müslümanlar, kaymağını yiyen, keyfini süren de yönetimdeki egemen güçler. İşte bugün dünyada ne kadar egemen güç varsa, kaç aile varsa. Bütün insanlar ırgat. Sanayisinde de, bürokrasisinde de, efendim tarımında da vesaire vesaire. Fakat esas bu azabın en kötüsünün ne olduğunu şu ifadelerle söylemek isterim. İnsanlar için en büyük azap, hangi insan olursa olsun inanmadığı bir hayatı ona zorla yaşattınız mı? İşte en büyük azap bu. İnanmadığı bir hayatı zorla yaşatıyorsunuz. Adam Yahudi, ona zorla başka bir inanç yaşatıyorsunuz. Adam Hristiyan, başka bir inanç yaşatıyorsunuz. Adam Müslüman, zorla ona başka bir inanç yaşatıyorsunuz. İşte bu en büyük azap bu. Çocuğunu Müslümanca eğitmek istiyor, ona bu fırsatı vermiyorsunuz. Müslümanca evlenmek istiyor ya da Yahudice evlenmek istiyor, Hristiyanca evlenmek istiyor, buna bu özgürlüğü vermiyorsunuz. İşte dünya üzerinde insanlar için en kötü azabın tattırılması, inanmadığı bir hayatı onlara zorla yaşatmasıdır. Bunu Mısır'da Müslümanlara, bugün dünyada Müslümanlara dünya yaşatıyor. Ben keyfime göre evlenmek istiyorum. Hayır diyor. Benim iznimle evlenirsin. Ben keyfime göre çocuğumu eğitmek istiyorum. O çocuk benim. Hayır diyor. O çocuk senin değil diyor dünya.
Ben keyfime göre yaşamak istiyorum. Ev benim keyfime göre olmalı. Şehrim veya mahallem gücü yetse tabii. Kendime göre bir şehir kurmalıyım. Yok diyor. Bütün dünya diyor ki bizim gibi yaşamak zorundasınız. E şu anda da dünyaya egemen olan güç bunu dayattı ve gezin bütün dünyayı, bütün dünya şehirleri, bütün dünya şehirleri hepsi şu anda birbirine benzer. 100 yıl bilmeyiz biz ama 50 yıl önceyi bile düşünelim. Yaşadığımız şu coğrafyada, gezdiğimiz, tozduğumuz yerlere bakalım. Her bir şehrin kendine özgü özellikleri vardı. Ama bugün bütün dünya şehirleri gibi bizim yakınımızdaki coğrafyalarda bile bakıyorsunuz şehirler aynı, teknolojik baskı aynı, dünya aynılaşmış. Çünkü bugün dünyayı üretim tüketim dünyası görüyor. Bugün dünya sadece dünyayı görüyor ve bütün halkların dünyaya egemen olan güçlere birer ırkat olmasını istiyor ve dünya bu hayatı yaşıyor. Aynen öylelerdi ve inanmadıkları bir hayatı onlara zorla yaşatıyordu. Çünkü Müslümanlardı onlar, İsrailoğulları, ama Firavun Müslümanca yaşatmıyordu onlara. Kalplerinde Müslüman kalırlarsa vicdanlarında o ayrı bir şey. Onun da zaten hayata bir etkisi yoktu. Yani buradaki su'el azap konusu böyle anlamamız daha isabet oluyor. Ben öyleyim. O kölelik, çalışmak, çabalamak onlar tamam kabul. Ama esas bunlardan daha önemlisi inandığı gibi yaşayamamak. Evet. Kendi inandığı sistemi hakim kılamamak, onların istediği şekilde yaşamak zorunda kalmak. Mesela bunu en son örneği şu anda Çin'de görüyoruz hocam. Belki her tarafta var da bu da daha somut bir örnek. O Doğu Türkistan'daki Müslümanlar çocuğuna Ahmet, Muhammed, Mustafa ismini koyamıyor yani. Evinde Kur'an-ı Kerim bulunduramıyor, namaz kılamıyor, oruç tutamıyor. Adamların evine ajan olarak birisi geliyor, 24 saat kamera gibi onları kontrol ediyor. Ne yapıyor, ne ödüyor diye. İşte su'el azabın bir örneğini şu anda somut olarak yaşıyoruz. Biz de belki şu anda bu ülkede bile yaşandı ya yıllarca yani. Bundan 50-100 sene önce Müslümanların ezanına, namazına, Kur'an'ına, okullarına, kitaplarına her şeyine müdahale edildi. Bu su'el azabın bir benzerinde biz yaşadık. Belki hala her tarafta örneklerini görmek mümkün yani. Hocam bugün bütün dünya hiç ayrım yapmadan bakalım bütün dünyayı. Çünkü örnekler verdik mi belki eksik anlatırız veya beceremeyiz öğretmen. Bugün bütün dünya, bütün Müslümanları kastediyorum, doğudan batıya, kuzeyden güneye. Allah'ın istediği bir din var. Allah'ın istediği bir din var. Allah'ın elçisinin örneklediği bir dünya var. Ve indirdiği de bir kitap var. Bugün dünya Müslümanlarının hemen herkes gözünün önünde, en küçüğünde, yakınından en uzağına kadar. Dünya Müslümanlarının hayatında kitap ne kadar var? Peygamberler ne kadar var? Hayat ne kadar özgürce? Bunu herkes kendisi düşünsün ve kararını versin. Ve kim özgürce bir nikah hayatına, kim dünya Müslümanlarından özgürce bir çocuk eğitim hayatına ya da özgürce yaşama hayatına sahip, bunu herkes düşünsün, kitapla düşünsün, peygamberle. İkinci konu. Yudebbihune ebnâküm. Soykırım uyguladı. Bunu Kasas suresinde Rabbim şöyle anlatıyor. İnne firavne alâ fil ard. Muhakkak ki Firavun yeryüzünde büyüklendi. Yani dünya devleti, dünyaya egemen olan güç gerçekten Allah-u Teala ona güç kuvvet verdi. İstediğini yapıyor. Bugün de dünya istediğini yapıyor. Devletler kuruyor, devletlerin sınırlarıyla oynuyor, halklarla oynuyor vesaire. İnne firavne alâ fil ard. Yeryüzünde büyüklendi. Ve ceale ehleye şiyan. Halkını gruplara ayırdı. Halkını gruplara ayırdı. Yestazifu taifeten minhum. Onlardan bir grubu zayıf bıraktı. Yudebbihu ebnehum. Oğullarını kesti. Boğazladı. Ve yestahyi nisaehum. Kadınlarını özgür bıraktı ama iffet, namus ve hayatlarını bitirdi. İnnehu kâne minel müfsidin. Ve o bozgunculardan biriydi. Evet, halkları gruplara ayırdı. Bu bizim egemen gücün halkı dedi. Firavun ailesi dedi. Bunlar da İsrailoğulları dedi. Köle, bizim kölelerin halkı dedi. Ayırdı.
Ve fırsat buldukça da değil, İsrailoğullarına hiç hayata hakkı tanımadı. O 200 yılın şeyini, Müslümanların egemenliğinin intikamını korkunç aldı 200 sene. Bugün dünyada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den son 100 yıla gelinceye kadar Haçlılar ve Moğollar dönemini çıkartırsak dünyada cidden Müslümanların varlığı vardı. 100 yıldır da dünya Müslümanlardan 1300 yılın intikamını alıyor. 1300 yılın intikamını alıyor. Halkı gruplara ayırdı. Nasıl? Fas dedi, Tunus dedi, Cezayir dedi, Libya dedi, Mısır dedi, Suriye dedi, Türkiye dedi, Azerbaycan dedi, Çeçenistan dedi, Dağıstan dedi, Türkmenistan dedi, Kırgızistan dedi, Pakistan, Bangladeş, Hindistan dedi, İran dedi, Küveyt dedi, Bahreyn dedi. Bak, ayırdı. Ve bu yetmiyor. Bütün ülkelere bakın. Herkes bütün ülkelere bugün gayet güzel tanıyor. Kendi yaşadığı ülkeyi de. Doğu Batı ayrımlarına gitti. Irk ayrımlarını gündeme getirdi. Doğu Batı ayrımı, ırk ayrımı, dinsel ayrımlar, dinin içindeki ayrımlar, mezhep ayrımları, tarikat ayrımları, cemaat ayrımları, siyasal düşüncenin ayrımları, yani parti ayrımları vesaire gibi halkları da hep gruplara ayırdı. Ve herkes kendi grubuyla, kendi dünyasıyla yaşarken biriyle diğerini çok rahat bir şekilde alt ediyor, eziyor ve dünya devleti varlığını devam ettiriyor. Ülkeler bir yakın komşu ülkeleriyle, ülke içindeki insanlar da yakın kendi aynı ülkenin farklı artık konuma gelen tarikat, parti, cemaat, ırk, mezhep gibi ayrımlarla bakınız bütün dünya bir savaşın içinde. Hatta bu sadece Müslümanlar üzerinde uygulanan bir yöntem de değil. Afrika'ya bakın, Asya'ya bakın, Avrupa'ya bakın. Yani Avrupa ülkeleri ya da Amerika'ya bakın. Bugün Amerika böyle çok güllük gülistanlık bir hayat yaşamıyor. Onlar da ayrılmış durumda. Onlar da birbiriyle kavgalı durumda. Avrupa'da esasında birkaç işte 10 senedir bir güya birlikte hareket ediyor. Onlar da birbiriyle ayrılmış. İşte devletler, birlikte olanlar ayrı ayrı devletlere dönüşmüş. Ve herkes birbirine diş biliyor ve kılıç sağlayacak bir durumda hazır bekliyor. İşte dünya devletinin özelliği buydu. Ve Allah-u Teala diyor ki Medine'deki Yahudilere, siz böyle konumdaydınız. Allah-u Teala sizi kurtardı. Artık şu anda çöle geçtikten sonra Allah-u Teala size izzet verdi, şeref verdi. Oğullarınız öldürülmüyor, soykırım yapılmıyor. Ve çok rahat bir hayata, özgürce bir hayata kavuştunuz diyor Rabbimiz Teala. Ve bu ayet-i kerimeyle de bugün dünya halklarına, sadece Müslümanlara da değil, yani sesimiz ulaşsa, duyurabilsek de bütün dünya halklarına, ey dünyalar, bakınız bugün dünya sizi eziyor. Bugünkü dünya devleti size hayat hakkı tanımıyor. Sizi ayırmış, birbirinize düşman, aynı halklardınız. Aynı ülkenin insanıydınız. İşte Afrika'nın filan ülkesindeydiniz. Ya da kuzeyindeydiniz, Avrupa'da filandınız. Letonya'da oldunuz, Litvanya oldunuz, Norveç oldunuz, Lüksemburg oldunuz, İsviçre oldunuz. Halbuki sizi de bu şekilde ayırıp birbirinize düşman yapan bir dünya var karşınızda. Gelin bu dünyanın zulmünden kurtulmak istiyorsanız Müslüman olun, dünyanız da güzel olsun ahiretinizde. Diyelim ki bu çağrıya karşı dünyada bazı coğrafyalarda bazı insanlar evet dedi. Bütün dünya bu çağrıya kulak vermedi. Bütün dünyada bu zulme engel olamadı. Ben bu zulme razı değilim ve ben Müslüman oldum. Benim Rabbim Allah'tır, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır, dinim de İslam'dır diyen felaha erdi, kurtuldu. Kendi başına da olsa dünya cehenneme giderken o cennete gitti. Yetmez mi bu? Üçüncü konum neydi? وَيَسْتَحْيُنَا نِسَاءَكُمْ. Kadınlara hayat hakkı verdi. Erkekleri öldürüyor, kadınları öldürmüyor.
Onlara özgürlük veriyor, hayat hakkı veriyor, haklar veriyor vesaire. Bugünkü dünya gibi. Ama erkeklerinin öldürüldüğü, nikahın egemen olduğu bir dünyanın yok edildiği, kadınlarının sahipsiz olduğu bir dünyada, evet, dünya kadını ne hale gelir? Tekrar ediyorum, bu konu sadece İslam dünyasının problemi değil. Sovyet Rusya'da uygulanan sistemin ve nasıl geldi, ne oldu bilmiyoruz. İşte ayrıldıktan sonra, Sovyet Rusya parçalandıktan sonra Sovyet Rusya kadınlarının ne hale geldiğine dünya şahit. Hristiyan dünya belki Fransa ihtilaline kadar nikahı vardı, kadınların tesettürü vardı, Hristiyandı. Tesettürü vardı, herkesin belli bir dini inancı vardı, o inancına göre bir aile hayatı vardı. Şimdi Avrupa Hristiyan dünyasını ve Amerikan dünyasını samimi Hristiyanların dışına çıkalım, ne halinde? Güya kadın sınırsız özgürlüğe sahip. Ama ne kadının kocası var, ne erkeğin hanımı var, ne ana babanın çocuğu var, ne çocuğun ana babası var. Dede nene zaten bitmiş, emmi dayı hala dayı teyze zaten bitmiş değil midir? Böyle bir konuma getirdi diyor Allah-u Teala. Kime? O günkü Medine'deki özelde Yahudilere ama bütün dünyaya. Kime? Bugünkü Müslümanlara. Hayır hayır, sadece Müslümanlara değil, bütün dünya insanlığına diyor ki gelin, bak güzel bir örnek var size. Hepiniz İbrahim'i tanırsınız, Aleyhisselam'ı. Oğlu Yakup, oğlu İshak, oğlu Yakup Aleyhisselam'ları da tanırsınız. Bak Rabbiniz Allah olsun, onu kabul edin ki ondan başka da zaten Rab yok. O zaman ey dünyalılar, ey ezilen bir dünyalılar, özgürce bir hayata Rabbiniz sizi, felahın var olduğu, sonunda cennetin var olduğu bir dünyaya sizi davet ediyor diyor bu ayet-i kerime. Bize, özellikle ilk önce Müslümanlara ve sonra bütün dünyaya. Ve fî zâliküm belâ'un min rabbiküm azîm. Hatırlayın, Rabbinizden büyük büyük bir imtihan geçirdiniz. Rabbiniz sizi denedi, kurtardı. 40 yıl kolay değildi bu, kolay olmadı. Musa Aleyhisselam çok çabaladı. Müslümanlar için de kolay olmadı. 200 yıldır kabul ettikleri ya da eğitiminden geçtikleri bir sistemin dışına çıkmaları kolay olmadı. Ama Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a öyle bir yol haritası çizdirdi ki Musa Aleyhisselam Müslümanlardan hiçbir kimseyi ötelemedi. Hiçbirine sen şu tarikattansın, şu cemaattensin demedi. Sen şu partidesin, sen bu partidesin demedi. Sen beyazsın, sen siyahsın demedi. Sen doğulusun, sen batılısın, sen kuzeylisin, sen güneylisin demedi. Kim ben Müslümanım diyorsa, dikkatinizi çekiyorum. Bugün de Müslümanlar bu çabayı göstermek zorundayız. Hiçbir Müslümanı ötelemeden. Müslümandan sonra da ezilen dünyalıların hiçbirini ötelemeden ve ezilen dünyaların da dışında dünyaya egemen olup ama egemenliği bir gün bitecek olan bütün dünya insanların da ötelemeden gelin, felahın yolu budur demek zorundayız. Ama bugün dikkat ederseniz hala Müslüman dünya, hala Müslüman olmayan dünya ama ezilen, beraber ezilen dünya birbirleriyle kavga etmekte. Ama dünyaya egemen olan güçler hala medenidir, moderndir, efendidir ve dünyanın en saygın tanrıları olarak hayatı onlar sürdürüp gitmektedir. Ve işte Musa Aleyhisselam hiçbir Müslümanı ötelemedi. Sen şu günahtasın, sen bu hatasındasın da demedi. Hatta denizi geçtiler bu Müslümanlar. Bir tanesi bile Mısır'da kalmadı. Onları takip eden Firavun ordularıyla beraber de Firavun denizde boğuldu. Müslümanlar denizi geçtikten sonra, bak bugün Müslümanlar birbirlerine ne kadar tepeden bakıyoruz, aşağılıyoruz. Herkes kendinden başkasını cennetlik görmüyor. Bir cennetlik benim diyor. Kimimiz içkisinden dolayı, kimimiz açıklığından dolayı, kimimiz bilmem nesinden dolayı, kimimiz ırkından, kimimiz cemaatinden, kimimiz partisinden dolayı. Bütün Müslümanlar birbirleriyle kavga içinde. Ama bakınız, dikkatinizi çekiyorum.
denizi geçtiler. Müslümanlar puta tapan bir topluluk gördüler. Ey Musa, bize de bir put yap dediler. Yine Musa Aleyhisselam onları ötelemedi. Geleceğiz burada. Tevrat'ı almaya gitti Musa Aleyhisselam. Tur'a gitti. Buzağa tapındılar. Buzağa. Yani hakim sınıfın tanrısı, inek tanrısıydı, öküz tanrısıydı. Bunlar 200 yıllık ezilmişliğin aldıkları eğitimin etkisiyle buzağa ancak tapabildiler. Ama buna rağmen Allah onları da ötelemedi. Peygamberimiz de ötelemedi. Onları Allah affetti. Allah-u Teala dedi ki gidin Filistin'i alın, ben size vaat ettim. Musa Aleyhisselam dedi hadi savaşalım. Git dedi sen Rabbinle savaş, biz burada oturuyoruz. Sen al oraya, biz geliriz dediler. Rabbim bundan dolayı bunları da ötelemedi. Tamam, siz bitti, siz yaramazsınız demedi. Niye? Çünkü onlar tercihlerini Musa Aleyhisselam'dan, Allah'tan yana yaptılar ya. Bugün de dünya Müslümanları samimi olarak bu davetle gitsek, kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı kabul etmez ki? Ama sen cemaatinle gidersen, ırkınla gidersen, ülkenle gidersen, başka partinle gidersen, insanlara o gözle bakar ve ona davet edersen, şüphesiz o da kartını alacak. O da benim ırkım, benim partim, benim ülkem, benim cemaatim, benim mezhebim diyecek ve dünya bu çalkantısını ve yine dünya egemen güçlerinin zulmünü kabullenmeye devam edecek. İşte Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı gönderdi, onları bir imtihana tabi tuttu ve bütün Müslümanlar 40 yılın sonunda Rabbim Allah dediler, dinimiz İslam dediler, Peygamberimiz Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam dediler. Böylece özgürlüğe Allah onları kavuşturdu. Bu nasıl oldu? Beyir Farak Nabi Kümül Bahra. Hocam oraya geçmeden bir araya gitsem. Buyur hocam, buyur. Estağfurullah. Burada ayette bir bela diye bir kelime geçiyor. Yani bu işte sizin için büyük bir imtihan vardı, sınama vardı diye. Bu bela kelimesinin manası meşhur olduğu şekliyle imtihan diye tercüme ediliyor. Evet. Ama bazı alimler bu kelimeye Arapça özelliklerinden hareketle nimet manası veriyorlar hocam. Yani bu sizin için büyük bir nimettir, evet, demek istiyor. O Firavun'un zulmünden, Firavun düzeninin zulmünden kurtulup da özgürlüğe kavuşmak, kimliğini, şahsiyetini kazanmak sizin için belaun azim, çok büyük bir nimettir. Evet. Siz bu nimeti hatırlayın, unutmayın diye Allah bunu hatırlatıyor diyor bazı alimler. Doğru, çok güzel hocam. Yani hem imtihan manası geliyor, o da doğru. Başlasa imtihan da, geçmiş. Sonunda nimet. Ama bu da bir nimet sonuçta. Tabii hocam, Allah razı olsun. Kelimenin o Arapça lügatından özellikle böyle manada vermişler. Doğrudur yani hocam, Allah razı olsun. Yani büyük bir imtihan, evet, büyük bir bela ve büyük bir nimetle Allah zaten sizi... İmtihanı kazanmak da nimet demektir. Nimet. Aynı kapıya çıkıyor. Aynı. Allah size lütfetti bunu. O ayete başlayalım mı başlamalım? Vaktimiz daraldı ama isterseniz... Bir iki şey söyleyeyim, ona geçelim. Tamam. Çünkü konu burayla tamamlanacak ya. Aynı bu ayet-i kerime bugün bütün Müslümanlara da diyor ki, bir günde Allah-u Teala şu çok ümitsiz olduğunuz, artık bizim şehrimiz, bizim ailemiz, bizim evimiz, biz Müslümanlar adam olmayız, artık biz bittik dediğimiz bir anda Allah-u Teala tekrar bu ayetteki ifade ettiği gibi nasıl İsrailoğullarına nimet vermişse, ümidimiz odur ki bugün dünya Müslümanlarına da, bütün dünya halklarına da bu nimeti verecek. Müslüman olanlar olacak ve inşallah kazanacak olanlar da onlar olacak. Nasıl oldu bu kurtuluş? Ve farakna bikumul bahra, hatırlayın sizin için denizi 12 yola ayırdık. Asasıyla vurdu Musa Aleyhisselam. Ayrıntılı bilgiler başka surelerde. Ve enceynaküm, sizi kurtardık. Ve harakna ale firavun, dünya devletini yıllar önce Musa Aleyhisselam'a bir beşik olan deniz, dünya devletinin ordularına bir mezar oldu. Boğduk diyor Rabbim. Ben tüm tenzurun, siz bakıyordunuz ve Müslümanların gözleri önünde oldu bu. 200 yıldır kendilerine egemen olan ve en büyük Rabbiniz benim diyen adam, en büyük Rabbiniz benim, benden başka ilah yok diyen adam gözlerinin önünde denizde boğuluyordu ve demek ki en büyük Rab o değilmiş, dünya devletleri değilmiş, en büyük Rab da Allah'mış, en büyük melik de Allah'mış, bunu gösterdik diyor Rabbim. O gün Medine'deki Müslümanlar zaten buna inanıyordu. Yahudileri Rabbim İslam'a davet etti, Hristiyan dünyayı ve bütün dünyayı. Bugün de bizi tekrar kendi yoluna davet ediyor. Umarız ki bu ayetler bizi
Rabbimin razı olduğu bir hayata götürür. Ve devam edecek inşallah. Allah razı olsun. Buyur hocam. Şimdi hocam az önce bahsettiniz. O Yusuf Aleyhisselam zamanında 200 sene civarında tahminen Müslümanlar rahat bir hayat yaşamışlar. Hem meliklik ellerinde, servet ellerinde, idare ellerinde. Ama ondan sonra o hakimiyeti kaybetmişler. Tekrar köleleşmişler. Sıfıra inmişler. Allah onları tekrar bir daha diriltmiş ya. Musa Aleyhisselam zamanında. Evet. Hatta Yusuf Aleyhisselam'ın şahsına bakarsak biliyorsunuz. Önce kardeşlerinin ihanete uğramış. Kuyuya atılmış. Kuyudan çıkmış köle olmuş. Kölelikten hapishaneye düşmüş derken neler çekmiş çekmiş ama sonunda melik olmuş yani. O da inmiş sonunda çıkmış. Eğer Müslüman Allah'a kul olursa ümidi kesmeye hiç gerek yok yani. Bugün düşeriz şaşırız ama yarın en yükseğe çıkabiliriz. Allah zaten başka bir ayette de la taknatu min rahmetillah diyor. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin diyor. Ve entümül alemne inküntü müminin diyor. Eğer siz inanırsanız en üstün olan sizlersiniz diyor. O zaman bu imanı, bu ümidi kaybetmemek lazım inşallah. İnşallah. Evet değerli seyirciler, gördüğünüz gibi İsrailoğulları belki bundan 3-4 bin sene önce yaşamış bir topluluk. Ama hocamın da gayet güzel anlattığı gibi belki asırlar öncesinde olan olaylar şu anda aynen bizim için de geçerli. Dünyada sonuçta bir hak batıl, bir firavunla, firavun karşısında olan peygamberlerin sisteminin mücadelesi var. Sonuçta biz o tarihten ibret alırsak, ders alırsak şu anda da ne yapmamız gerekir, nasıl bir yol takip etmemiz gerekir, onun işaretlerini Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. İnşallah haftaya Musa Aleyhisselam'ın Allah'la bu 40 gece sözleşmesi, daha sonra devam eden olaylara girmeye çalışacağız. Bu gecelik bu kadar. Allah'a emanet olun.